Efendim merhabalar. Bir genel gündem programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi gündemdeki konuları konunun muhataplarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki varsa çözümlerini aramaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili aday adayı ve iş insanı Sayın Adem Demir. Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bir iş insanı olarak işte ülkemizde ve dünyamızda yaşamakta olduğumuz bir pandemi dönemi var. Daha evet. doğrusu bir salgın, Covid-19 salgını. Bu salgından nasıl etkilendiniz iş insanı olarak veya halen de bunu yaşıyoruz? Bu bağlamda işte hükümet daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu hükümet, işte esnaflara veya diğer işi olmayan insanlara, ekonomisi düzgün olmayan insanlara bir nebze yardımda bulundu tabii ki. Bu bağlamda iş insanları olarak size herhangi bir katkıları oldu mu veya olduysa da yeterli oldu mu? Evet. Ee, dünyanın en büyük tehlikesi olan bu pandemi rahatsızlığı sürecinde e, bizler de sanayiciler, iş insanları büyük zararlar, darbeler gördük. Ama bu süreç zarf içerisinde birçok firmanın battığını da gördük. Bu firmalar yavaş yavaş eriyerek yok oldular. Şimdi pandemi sürecine hükümetin vermiş oldu. Destekler sadece kredi destekleri üzerinden gidildi. Yani sanayiciye ve üreten insanlara iş insanlarına gerçekten yeterli manada bir destek olduğuna inanmıyorum şahsım adına. Çünkü yani ben, sizler alamadınız yani. Tabii ki. Yani alınan e, verilenler sadece kredidir. Hmm. Kredi geri ödemelidir ve bu da e, zaten olmayan bir işin geri ödemesi olamaz. Eğer ki hibe manasında bir destek olmuş olsaydı veya efendim siz çalışmayın. Biz size destek olalım denilseydi ee, yine bir çaresi olurdu. Ama siz çalışsanız da çalışmasanız da elektriğiniz var. Doğalgazınız var. Siz kapınızı açmasanız da e, personelinizin maaşı var. SGK'sı var. Yani bu da şunu gösteriyor. Üretmeseniz de tüketilen yine mevcut devam ediyor. Peki bunun karşılığında ne geldi? Hiçbir şey. Alınan krediler geri ödeme. Yani verilen krediler de zaten küçük mevlalar ama e, insanların da kimisi bu krediyi alabildi veya desteği alabildi, kimisi alamadı. Bu da şunu gösterdi, pandemi süreci e, Türkiye için ne kadar büyük sıkıntılara yarattıysa iş insanlar için de, e, üretenler için de büyük sıkıntılarla devam etti. Yani pandemi süreci bittikten sonra bu sıkıntılarımız bitti mi? Hayır bitmedi. Ve bugün hala o insanlar, o gün krediyi çeken insanlar e, hala borç ödüyorlar, kredi ödüyorlar. Ama bugünkü geldiğimiz ekonomik durumda tabii bunu birazdan konuşuruz süreçte bu zararı karşılamak kolay olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü geriye yönelik ödemeler 24 aylık olduğu için insanları ve bizleri de etkilediğini görüyorum. Yani dolayısıyla yapılan yardımlarda tamamen faizli krediler diyorsunuz. Tabii tabii yani ben hibe manasında bir destek görmedim. Geri ödemeli destekler gördük. Ve bugün o destekleri alan arkadaşlarımız da zaten e, o kredileri de ödeyemiyorlar. Ödeyebilmeleri için iş olması lazım. Şu anda da iş olmadığı için ödeme şansları da olduğunu düşünmüyorum. Peki bu iş olmamasının e, altında yatan e, ana gerçeklerden biri nedir? Yani bu zamlar mıdır? Yani sürekli ekonomiyi daha doğrusu tüm vatandaşları etkileyen e, zamlar mıdır? Akaryakıt zamları? enerji zamları, gıda zamları evet. bunlar mıdır yani bunun altındaki ana etken? Yani sadece ana veya etken, sabit giderler midir? E, ya bunlar olabilir tabii bunlar içerisinde koyabiliriz ama işin asıl olmamasının nedeni e, zamlardan ziyade Türkiye üreten bir ülke olmak halinden çıkmıştır. Kendine yeten bir ülke değiliz. Bugün e, tarımda bile yüzde %80 Türkiye'nin ihtiyacı olan yüzde 83 Türkiye'nin ihtiyacı olan buğday ihtiyacını biz Ukrayna ve Rusya'dan alıyorsak burada bir sıkıntı vardır. Bu da şunu gösteriyor ki biz aslında çok üreten değiliz, dışa bağımlı bir ülkeyiz. İşte plastikte olmuş olsun, demirde olmuş olsun, birçok kalemde biz üretmiyoruz. Üretmediğimiz için de dışa bağımlıyız ve dışa bağımlı olmamızın bize getirdiği külfetler var. Kur, dolar. Yani bunlar dışarıdan gelen ham madde hepsi dolarla alınıyor. Euro ile alınıyor. Yani bu şu mudur? Ülkemizin ekonomisinin dışa bağımlı olmasının... Nedeni midir bunlar? Tabii ki yani dışa bağımlı biz bir ülkeyiz. Kendi üreten bir ülke değiliz. En ufak bir kalem, elimizdeki kalemin bile ham maddesi dışarıdan geliyor. Sizin üretemediğiniz yerde o zaman ne yapıyorsunuz? Dışarıdaki kura göre hareket ediyorsunuz. Aldığımız ham maddeyi biz dolarla alıyoruz. Ve Türkiye'de TL üzerinden satıyoruz. E bu sefer burada pazarda mücadele etme şansınız kalmıyor zaten rekabet etme şansınız da kalmıyor ve dönüp bir de baktığımız zaman e, siz zam yansıtamıyorsunuz yansıtacak bir şey yok çünkü alacak gücü olan insan kalmadı ve bu da sorunları peş peşine getiriyor ardı ardına getiriyor ülkenin gelmiş olduğu bu pozisyon e, gerçekten çok zor bir süreç yaşatıyor ve artı e, örnek veriyorum bir şey daha ilave edeyim bunun üzerinden. E, geçen seneler içerisinde kamu ihalesi alan firmalar yani büyük bir e, hüsranla karşılaştılar. Örnek veriyorum 9. 10. ayda dolar 9.63 bandında seyrederken alınan işlerin e, değerleri de belliydi. Mevlası da belliydi. Ama bugünkü geldiğimiz süreçte o ihale alan kurumlarımızın veya işte firmalarımızın hepsi batma aşamasına geldi. Çünkü bugün dolar en son bugün baktım 15 14.59 ama 18 bantlarını 19 bantlarını gördük e, bu insanlar zarar ediyor yani arada 6-7 puan farkından hareket ediyorsunuz e bu, bu puan da az bir puan değil ve burada da insanların geleceklerini ve istikballerini karartıyoruz ve birçok şirketi veya firmayı da yok olmasına sebep olduğuna inanıyorum. Peki bir iş insanı olarak önünüzü görebiliyor musunuz? İşte atıyorum ben 6 ay sonra ürettiğim ürünü 6 ay sonra şu fiyattan satabileceğim deme şansına sahip imkanı misiniz? İmkanı yoktur. Yani bunu söyleyen hayal kurar. Yani ama ama dolar yerinde sayıyor şu anda. Dolarda herhangi bir yükselme yok. İşte biliyorsunuz dolar 17-18 liraya kadar çıkmıştı. Ondan sonra birdenbire işte 12-13 liraya falan düştü. Biraz önce söylediğiniz gibi 14 küsür seviyesine evet, 14 .09. şu an stabil gidiyor. Yani 14-15 civarında gidiyor. Tabii ki bunda ana etkinde işte yeni Maliye Bakanı'nın Hazine ve Maliye Bakanı'nın almış olduğu bir şey var. Ne diyelim ona programı diyelim tedbir mi diyelim adı neyse artık kur korumalı mevduat sistemi. Evet. ...bunun etkisinden mi kaynaklanıyor bu? Yani doların bu şekilde sabit gitmesi. Eğer bu şekilde sabit gidiyorsa ekonomide niye önümüzü göremiyoruz? Ekonomide önümüzü görme şansımız yani şu manada yoktur. Şimdi birincisi demin başında da söylediğim gibi... ...bizim hayatta yani Türkiye'de yaşarken her adım attığımız yerde dolarla yaşıyoruz. Siz hiç çıkan bir zamın geri düştüğünü gördünüz mü? Bugün varilin fiyatı düşüyor ama e, pompadaki fiyat düşmüyor. Şimdi mazot bugün 20 TL. Lira lira çıkıyor ama kuruş kuruş düşüyor. Düşer yani sonra. maalesef mazot 20 TL. Birden çıktı. Nereden çıktı? Altılardan 20'leri gördük. Şimdi bu bir maliyet değil midir? Ve bu, bu maliyetin yanı sıra e, arada uçurum var. Bunun yanı sıra doğalgaz zamlandı. İşte elektrik zamlandı. Yani geçen hafta yaşadık. Yüzde otuz beş zam geldi yine. Ama bugün insanlar bunun farkında değil. Sanayi size yüzde yüz on yedi gelmişti galiba evet. değil mi? Evet yüzde yüz on yedi geldi. Yani ne zaman bunun farkına varacaklar? Özellikle eee Eylül ayından itibaren varacak, varacaklar. Ya ben bu zamana kadar öngörülerimde yanıldığımı hiç görmedim. Eee İnşallah bundan sonra yanılırım diye düşünüyorum. Eylül ayından itibaren Türkiye'yi daha kötü günler bekleyebilir ekonomik manada. Çünkü çıkan hiçbir zam geri düşmüyor. Tabi kurların yükselmesi ayrı bir şey ama bir de üreticilerin üzerine koymuş olduğu zamlar var. Peki bu zamlar niye nasıl olacak? Neden etkileniyor? Onun nedeni de basit. Şimdi örnek veriyorum İstanbul'da üretilen herhangi bir malzemeyi düşünün veya İzmir'de veya Antalya'dan gelen domatesi düşünün. E mazot zamlandı bu mazot zamlanınca otomatikman ürünün üzerine koyacak ki Sivas'a geldiği zaman Sivas'a getirebilsin ve Sivas'ta da satabilsin. Sivas'a geldiği zaman ne olacak? Bu ürün 5 liraysa otomatikman 10 lira olacak. Akaryakıttan dolayı. Tabii akaryakıttan dolayı. Ve bu da şunu gösteriyor. Yani çıkan zamlar kolay kolay inmez ve ben ineceğine de ihtimal vermiyorum. Ee, i̇ndiği zaman da e, Türkiye'yi bekleyen diğer sorulukların da olabileceğini görüyorum. Evet bunlara ihtiyacımız var mıydı? Bu zamlara bir nebze ihtiyacımız vardı çünkü e, ekonomide elimizde olmayan olaylar var dünya ve herkesin her ülkenin yaşadığı sorunları biz de yaşadık ama bu şu demek değildi işte bazen cumhurbaşkanımız söylüyor, ülke Türkiye e, ekonomik manada zamlardan çok büyük bir zarar görmedi diyor işte diğer ülkelerde enflasyon daha fazla oldu diyor Türkiye'de ki enflasyonla diğer ülkelerdeki enflasyonu bence kıyaslamak çok çok yanlış. Bugün yine baktım Almanya'da 1.80 euro 1 litre mazot. E, Türkiye'de 20 lira. Bu sefer de çarpanlara vuruyorlar. Ya biz daha ucuz mazot kullanıyoruz. Hayır biz ucuz mazot kullanmıyoruz. Ama Almanya'daki vatandaşın işte aylık geliriyle ülkemizdeki yaşayan vatandaşların aylık geliri bir değil ki e, örnek e, olarak e, işte Almanya'da asgari ücretle çalışan e, işçi sayısı en fazla yüzde altı yüzde 7 gibi e, rakamlarda ama Türkiye'de asgari ücretle çalışan insanların sayısı e, yani yüzde 40 yüzde giden bir rakam işte aslında olağan bir rakam oldu bu asgari ücret. Yani olağan maaş haline geldi. Asgari olmaktan çıktı artık bu. Ya Ali Bey şimdi ben Avrupa'nın birçok bölgesine gittim. Her ülkeyi geziyorum. Gezdiğim yerlerde de şuna bakıyorum. En basit bir noktadan söyleyeyim size. Hollanda'da bugün bir kilo et 7 euro 8 euro. Bugün Türkiye'de etin kilosu 120 lira. Yani vatandaş bunu görmüyor. Diyor ki işte biz diyor çarpa, bilim fiyatlarını çarpıyor. Çarpamazsınız. Yani o onun bilim fiyatı. O adam Türkiye fiyatıyla 8 liraya etiyor. yiyor. İşte 1.80 euroya mazot alıyor. 50 euro ile 60 euro ile deposunu doldururken siz bugün deponuzu 1500 lirayla dolduruyorsunuz. Yani öyle bir noktaya gelmişiz ki kurbanda paya girer gibi bir kilo et alıyorsunuz. Bugün evine e, aylık 4 kilo et alan vatandaşı düşünün 500 TL. Zaten et balık kurumları da 1 kilodan fazla vermiyor zaten. E, vermiyor. Yani bu, bu bir de et balık kurumlarının fiyatları noktasından gidiyoruz. Ama şu bir gerçek. Yani ben enflasyondan biz e, Türkiye'nin çok büyük darbe gördüğünü görüyorum. Her manada. Geçen seneki demirin fiyatıyla bu seneki demirin fiyatının arasında uçurum var. Bu Mazottadan etki ediyor, e, asgari ücretten etki ediyor. Ne bileyim efendim, zamların hepsi birbirine organizeli bağlı. Yani bir yerde başlattığınız zaman zincirleme tüm ürünlerin hepsinde bu zamma, bu pahalılığı göreceğiz. Ama ülke bu noktaya nasıl geldi? Asıl mevzu burada. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Yani bugün, yarından iyi mi demek istiyorsunuz? Yani ileride daha mı... E daha kötü koşullarda daha berbat bir ekonomiyle karşılaşacağız mı demek istiyorsunuz? Yani görünen köy kılavuz istemiyor. E, bugünün bence günü şu anda önceki günlere göre şey, kötü ama gelecek günlere göre daha iyi. Çünkü 6 ay öncesine baktığımız zaman mazotun fiyatı neredeydi? Bugün mazotun fiyatı neredeydi? Elektriğin fiyatı nerede? E, bugünkü fiyat nerede? Şimdi eskiden bir şey vardı. Neydi? Üst gelir, alt gelir, orta gelir diye bir olayımız vardı. Özellikle orta direk. Orta direk vardı. Şimdi orta direğimiz kaldı mı? Taban, taban direk var. Şimdi. Aynen öyle. Şimdi çok zengin Bile var. Bir de çok şey var. Tabii. E, Elit grup var. Yani, yani işte çok zengin var. Orta zengin ve en alt seviye var. Şimdi insanları yoksullaştırdık. Halkı yoksullaştırdık. E, ya insanlar şundan korkuyor artık. Evine giderken evinin ihtiyacını alamayacağı endişesiyle yaşıyorlar. 4.253 lira asgari ücretle bu piyasada bu pahalılıkta bir insan nasıl geçinebilir? Ben hayretle bakıyorum. Çünkü bugün evinizin kira olduğunu düşünseniz ortalama bir ev 1.500 lira kirasını. E, aylık 500 lira elektrik gelse 2.000 lira. 500 doğalgazınız gelse 2.500 lira. Ya yani Diğerlerini saymıyorum bile. Yani internetiymiş, telefonuymuş, zaruri ve mecburi giderleriymiş. Onları katmıyorum. Bir insanın, bir ailenin nasıl geçinebileceğini düşünüyor insanlar. Evet. Belki çok komik bir şey gelecek. Ee, eskiden merkezde çok nadir görmediğimiz olaylar vardı. Neydi? Ee, i̇nsanlar arabaları niteleyerek petrol ofisine götürüyor. Yani 4 litre aldığınız bir Yakıt bugün 100 TL. Yani 100 liraya 4 litre mazot alıyorsunuz. 5 litre mazot alıyorsunuz. Yani burada bir yani olma şansı ben yok. Ben her zaman 50 liralık alıyorum dönemi bitti mi diyorsunuz? Ya bazen e, pompacı arkadaşlarına sohbet ediyoruz. Bu 50 liralıklar onlar kayboldu abi diyor. Yani onlar yok artık Adem Bey. İşte minimum diyor en kötü gelen 200 lirayla gelmek zorunda. Çünkü yakıtı koyduğu zaman evine dahi götürmezdü diyor 200, 100 200 lira. lirayla da alacağı 10 litre zaten. İşte yani eskiden ama o 50, 50 lirayla alanlar en kötü hafta sonu biniyordu arabasına. Bugün binemezler. Evet. Şimdi Adem Bey siz oldukça yani hem Sivas merkezini bilen bir insansınız. Aynı zamanda da sürekli ilçelerde diyalog halinde ve ilçeleri ziyaret ediyorsunuz, çok geziyorsunuz, insanlarla sürekli istişare halindesiniz. Dolayısıyla vatandaşın sorunlarını çok yakinen takip edip ve biliyorsunuz. Evet. bu bağlamda Sivas'ın ekonomisi ne durumda? Tarımın durumu ne durumda? Yani bunları da bir açıklar mısınız? Yani sıcağı sıcağına yakinen sizden bilgi alalım bu konuda. Yani şöyle genel baktığımız zaman ben Sivas'ın ekonomisini çok iyi görmüyorum. Yani demin konunun başından gidersek eğer şayet o sanayi şehri olması gereken bir şehir artık yokuz. Yani bugün üreten fabrikamız sayısı belki bir veya iki de. Devletin bir fabrikası var Türesaş. Onun dışında da işte özel sektörde dışa üretimini yapan iki üç tane firmamız var. Şimdi sanayi şehri olmayan bir yerde işsizliğin hat safhada olduğunu görmek normaldir. İşte tarım şehri olan bir yerde üretimin olmadığı zaman işsizliğin hat safhada olduğunu görmek gerekiyor. Çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi yılda 3000'den 2000 dönüm arasında bir araziyken bir arkadaşım bu dönem ekmedi. Yani ekmeme nedeni işte Zamların artması, işte pahalanan maliyetin yüksek olması ve kar elde edemeyeceğini düşünerek ekemedi. Şimdi bir de normal işsizlerimiz var. Yani her kademede çalışabilen, her işte uğraşabilen arkadaşlarımız var ve bunlar gerçekten büyük sıkıntıdalar. Mübala olmasın ama günlük en az 15-20 tane arkadaşımız beni arayarak iş istiyor. Evet gücümüz yettiği oranla destek olmaya çalışıyoruz ama e, yetiyor mu yetmiyor. Çünkü sadece biz sizin veya benim veya birkaç kişinin e, istihdam yapmasıyla olmuyor bu. Bir söz vardı hatırlarsanız ne diyordu işte Cumhurbaşkanımız ve diğer arkadaşlar siyasiler. Diyorlardı ki devlet fabrika yapmaz. Devlet ayakkabı üretir? Ama yıllardır devlet, devlet şeker fabrika yaptı. Devletin yaptığı fabrikalarda insanlar emekli oldu. Çocukların rızkını, ailesinin rızkını götürdü. Ve o insanlar e, geleceğini, gelecekteki nesilleri yetiştirdiler. İşte örnek veriyorum ben size. Türesaç devletin malı değil midir? Şeker fabrikaları devletin değil miydi? Et balık kurumları devletin değil miydi? İşte bunun gibi nice sayabileceğimiz devletin olan, devlete ait olan fabrikalarımız Geçen geçmiş nesilleri bugüne getirdi. Ve bizlerin de var olmasına neden oldu. Ben bu anlayışa çok... Ki bu fabrikaların bir çoğu da zaten o e, Cumhuriyet'in e, kuruluş dönemlerinde o kıt kanaat imkanlarla e, sağlanan ve üretime geçen fabrikalarda bunların bir çoğu. Evet. O dönemlerde. Şimdi sosyal medyada biliyorsunuz e, son zamanlarda e, ekonomi insanların ekonomik durumlarını... ...ölçme artık sınıfı cep telefonunu çıkarttı. Yani cep telefonu iyi bir model olan bir arkadaşımızın... Geç, ...hayat yaşam standartının yüksek olduğu iddia ediliyor. Ya bugün bir cep telefonu... ...mecburi ihtiyaç noktasına geldi. E devlete oradan girebiliyorsunuz. Pandemi sürecinde biliyorsunuz... E, ...oradan kodlarınızı alıp gösteriyorduk vesaire. Ama... ...şu bir gerçek... Bir cep telefonu bir ülkenin veya insanın ekonomik seviyesini, refah seviyesini gösteremez. Refah seviyesini ne gösterir? Yaşam kalitesi gösterir. 1923 yılında kurulan bir ülke. Atatürk'ün. Allah rahmet eylesin şehitlerimizi, Atatürk'ü, mekanlar cennet olsun. Ve o zaman çalışan insanları bazen gözümün önüne getiriyorum da hayretler içerisinde kalıyorum yokluktan çıkmışsınız, savaştan çıkmışsınız ve bir ülke kurmuşsunuz. Hani diyor ya demir ağlarla ördük ana yurdu dört bir başta. Evet. Ya o imkansızlıklar da siz o Anadolu nasıl ördünüz? Ya bugün o son model cihazlarla, araçlarla, ekipmanlarla yapamadığımızı acaba merak ediyor bu insanlar nasıl yaptı? Bunun altında yatan sebep liyakat olabilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Bugün gençlerimiz diyor Örneğin ki... Örneğin köy enstitülere mesela. Çok güzel. Bugün gençlerimiz diyor ki yurt dışına çıkmak istiyoruz diyorlar. Ama bunu Cumhurbaşkanı da öneriyor. Gidin gezin diyor. Ama Ali Bey, gençlerimiz şunu görmüyorlar. Bunu anlatamadık. Çünkü göremediler çocuklar. Nedir buradaki olayın esprisi? Sivas ee, Türesayş fabrikasının eski adı Türemsaşı'yı yapan Türkler miydi? Alman mühendislerdi. Evet evet. Özellikle işte o 2. Dünya Savaşı'nda işte Hitler'in zulmünden kaçan o bilim adamları, ilim adamları işte Atatürk onları kucakladı. Geldi ülkede birçok ilimle uğraşan oldu, bilimle uğraşan oldu, sanayiyle uğraşan oldu ve birçok eserimiz de onlarındır aslında. Tabii şimdi... İstasyon caddesinde birçok insan yani halkımıza söylemek isterim. Yolda giderken sağ tarafta iki katlı lojmanlar vardı. Hep Almanların zamanında yapmış olduğu lojmanlardır. Şimdi de bunu neden söylüyorum? Şu yüzden. bir zamanlar Avrupa Türkiye'deydi. Türkiye'nin kalkınmasında emekleri vardı. Burada çalışıyordu insanlar. Demek ki Türkiye 1923'lerden sonra ...hem yaşam kalitesini hem refah seviyesini yükseltmiş... ...yatırımlar başlamış... ...işte şeker fabrikaları kurulmuş... ...tekel fabrikaları kurulmuş... ...et balık süt kurumları kurulmuş... ...ve binlerce kurum kurulmuş... ...ve bu kurumlarda insanlar çalışmış... ...hayatlarını idame ettirmişler... ...ve geçim kaynağı sağlamışlar... ...ama bugün bakıyoruz... ...devlet bunları özelleştirdi... ...ve devlet, daha doğrusu hükümet bunları özelleştirdi... ...özelleştirmeden geldiğimiz nokta ise nedir... Bana göre bir koca bir sıfırdır. Şimdi zarar eden bir yer varsa neden zarar ettiği tespit edilir. O zarar, zararın telafisi sağlanır. Telafisi sağlandıktan sonra da yine işlemine devam eder. Ama siz tutuyorsunuz. Bugün e, diyorsunuz ki işte refah seviyemiz o günlere göre yüksek aksine. Ya hatırlarsanız devrim ilk zam ne zaman yapılmıştı? Ya biz bu ülkede araba ürettik. Tabii tabii devrim arabası Evet. Yani e, bir mazotunu bahane ederek Bırak, yok eden insanlar var. Bırakın efe, efendim, bırakın arabayı. Yani bu ülke uçak üretti Hollanda'ya uçak sattı bu ülke. Yani e, uçak fabrikamız vardı bizim e, Kayseri'de. Evet. Yani biz elimizde ikilerin kıymetini bilemedik ve bilemiyoruz da hala. Bugün düşünüyorum acaba bir Türkiye veya bizler nerede hata yapıyoruz? Birincisi halkçılık kavramını kaybetti devletçilik kavramını kaybettik. Yenilikçiliğimizi kaybettik, devrimciliğimizi kaybettik. Artık ülkenin sen ben, işte sağ sol, A partisi B partisi kavramından çıkması gerekiyor. Ülkenin tekrar demir ağlarının örülmesi gerekiyor. Bunun içerisinde herkesin güç birliği yapması lazım. Bakın ee, Ali Bey, tarımda işte konuşuyoruz. Ya yani gerçekten çok büyük bir açık var. Yani geçtiğimiz yıllara göre işte 2002'de ekilen arazilere bugünkü ekilen arazilere baktığımız zaman arada milyon dönümle milyar dönümlük arazilerimiz bomboş kalmış. 40 binlerden 30 binlere düşmüşüz. Şimdi düşündüğüm zaman biz gençlerimizi nerede istihdam Veya tarım arazileri e, konut olmuş, e, beton dökülmüş. Yani tarım alanı vasfından çıkarılmış bir şekilde. Yani aslında bakarsanız bu konuşuklarımızın hepsi, birazdan da geleceğim, eğitim noktasına geliyor da, veterinerlik fakültesi öğrencisini işte bir binanın içerisinde veterinerlik dersi vererek mezun ediyoruz. Çok özür diliyorum, bir hayvana dahi işte tedavi etmemiş, muayene etmemiş bir vaziyette diploma sahibi yapıyoruz. Tarım mühendislerimizi işte sadece taş binaların, sınıfların arasında... Eğitim vererek diploma sahip ediyoruz. Bence bir yerde bir yanlış var. Uygulamada hata var. Eğer bu uygulamadaki hatalar olmamış olsa Türkiye gerçekten gerçek hak ettiği ziraat mühendislerini, tarım mühendislerini, işte makine mühendislerini sahada çalıştırarak ortaya koyarsa, eğitirse aynı köy endüstrileri dediğiniz olaya geleceğim çünkü o köy endüstrilerini tekrar yaşatırsa Türkiye ikinci kalkınma olayını yaşamış olur. Ya bugün çırak bulamazsın, bulamıyorsunuz. Berberin çırağı olmadan berber ne yapabilir? Sanayideki işte bir fabrikanız olsun. Çalışacak işçi yoksa, ustabaşı yoksa, formeni yoksa, mühendisi yoksa fabrika ne işe yarar? Kalifi eleman dediğimiz, yetiştirebileceğimiz insan nesillerimiz gerçekten doğru yönlendirildiğine inanmıyorum. İşte insanlar iş kurulunun önünde bekliyorlar. Çünkü Türkiye'de büyük bir işsizlik var. Ama aldığınız adamla size göre yani biz sanayi bazından baktığım zaman tecrübe arıyoruz. Evet. Ama bu tecrübeyi bizimle de çalışarak kazanabilir. Biz bir okuluz. Yani böyle görmek gerekiyor. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz bütçeniz el vermiyor. Ekonomik bir işçinin maliyetini hesaplıyorsunuz. Bugün bir işçinin maliyeti asgari ücretinin bir maliyeti en az 7-8 bin lira. 10 tane işçi çalışıyor. İşverene değil mi? Tabii işverene. Yani 1600 lira SGK tutuyor. 4250 lira SGK e, maaşı tutuyor. Bunun yoluydu, yemeğiydi. Hesapladığın zaman 7 bin lira bir para yapıyor. Şimdi 10 tane adam çalıştırsın 70-80 bin lira her ay ödemeniz gereken bilgiler var. İster çalışın ister çalışmayın. Ha, asıl nokta ne? Bu paraları da verebiliriz. Bunları da ödeyebiliriz. Ama burada şunu yapmamız gerekiyor. Gerçekten ihtiyaç olan malı, malzeme üretebilecek seviyede insanlarla beraber çalışmamız gerekiyor. Türkiye'de bu yoktur. Eğitim sistemimizde sıkıntı var. Yani eğitim sistemi hepsinin başını, ana kaynağını oluşturuyor bana göre. Bu geleceğimizdeki nesillerin daha kaliteli yetişmesinin önünü açmamız gerekiyor. Eskiden bugün düşünüyorum bakıyorum da ee, ya bir spor etkinliklerimiz vardı okullarda. Yarışlar olurdu, müsabakalar olurdu. Okullar arası müsabakalar. Şu anda hiçbir tanesi kalmamış. Ya milli bayramlarımızı kaldırdık. Yani insan niye milli bayramlarına takılı kalır ve bunların olmaması için mücadele verir ben anlayamıyorum bütün. Niye biz köy süreni gibi o zamanın imkansızlıklarında bir şeyler yapan insanlar gibi bugün son teknolojide bir şeyler yapamıyoruz? Beyin gücünü biz niye yaşıyoruz? Bence bunların tek tek sorulması gerekiyor. Beyin gücünü göndermememiz gerekiyor. Sadece emek gücüyle hayatta kalamazsınız. Projeler üretmeniz gerekiyor. Ama e, sıkıntı burada. Bizde üretim şu anda Türkiye'de yoktur. İstenilen standartlara ulaşamıyoruz. Ve hala da dışa bağımlı yaşamak zorunda kalıyoruz. Ama... E... Bu anlattığınız bu olumsuzluklara rağmen işte biraz önce asgari ücretten bahsettiniz. İşte bir işverene maliyetinden bahsettiniz. Fakat işte yeni açıklandı daha Türkiye'de işsizlik 0.5 oranında düşmüş. Şu anda 10.7 olmuş yani Türkiye'de tamamı işsiz olanların nüfusa göre oranı %10.7. Yani demek ki yani Geçen aya göre bu ay 0.5 insanlar daha fazla iş bulmuşlar. Ya yani siz inanıyor musunuz bilmiyorum ama ben inanmıyorum. Hayır ama yani, ama, <laughs> ama, ama ama şu da var. Şimdi e, devletin açıklamış olduğu e, rakamlara da güvenmek zorundayız. Şimdi enflasyon da hakeza öyle. E, işte TÜİK e, enflasyon rakamlarını son açıkladı. İşte %61.14 olarak açıkladı. Bir de e, bağımsız e, ekonomistlerin oluşturduğu bir e, şey var, e, grup var. E, Enak diye bu grup var. Onlar da 142.63 olarak açıkladı. E, şimdi Avrupa'nın enflasyonuna bakıyoruz. Hani şimdi zaman zaman hep söylenir ya bu işte Avrupa bizi kıskanıyor. E, işte biz Avrupa'dan çok daha iyiyiz. Orada kuyruklar var. E, biz her şeyimizi temin edebiliyoruz, bulabiliyoruz gibi e, söylemler var. E ama e, oradaki enflasyona bakıyorsun. En yüksek enflasyon yüzde sekiz, yüzde dokuz. Ve adamlar enflasyonu yükseltmek için de uğraşıyorlar bir taraftan. Örneğin Japonya mesela. Yüksek enflasyon istiyor özellikle mesela. Ali Bey, e, şimdi ya bazı şeyler çok komik gerçekten. E, Türkiye'de yüzde altmışlarda yüzde yetmişlerde seyir yaptığını TÜİK söylüyor zaten. Ama bugün Avrupa'da enflasyon yüzde yüz olsa ne yapar ki? Yani adamın aldığı temel gıdanın fiyatı belli. Ya bugün mazotun litresi 1.80 diyorum. Şimdi burada yüzde yüz yapsa ne olur, ne olur ki? Bizimki gibi olma şansı var mı? Biz zaten yüzde yüz ellileri gördük, yüzde iki yüzleri gördük. Şimdi o insanlarına bizi nasıl bir yerde kıyaslayabiliriz? Ben bunu anlamış değilim. Yani anlayamıyorum çünkü oradaki bir asgari ücretlinin aldığı para diyelim ki bugün 1500-1400 euroların arasında bu adam Türkiye'ye gelse bu asgari ücretini hiç harcamasın. Türkiye'de bir ay boyunca istediği gibi bir tatil yapıp gider. Hem de öyle yapıyorlar zaten. Yani e, dediğiniz gibi öyle de yapılıyor. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki onu da belirteyim. Kışın gitmiyorlar bile. Özellikle emekliler. Yani 1500-2000 euro arasında bir emekli maaş alıyor ve Türkiye'de artık otelleri kapatmışlar. Kışın Türkiye'de kalıyor. 5 yıldızlı bir otelde tatil yapar. Peki efendim Avrupa'nın emeklerini söylediniz de peki bizim Türkiye'deki emeklerin durumu ne olacak? Şimdi emekliler Cumhurbaşkanı en son açıklamıştı işte emekli maaşlarının en düşük emekli maaşı 2500 lira olacak demişti ve 2500 lira oldu ama... Diğer emeklere de bakıyorsun. Asgari ücretin altında emekli maaşı alıyor. E peki bu emeklilerin durumu ne olacak? Yani e, Bunlar nasıl e, hayatını ikame edecekler? Vallahi Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Türkiye'de e, emekli olmak gerçekten zor. Ve bu zoru başaran insanlar da bence takdire şayan insanlardır. Bu parayla yaşayabiliyorlar ise. Şimdi aldıkları emeklilik maaşı yetmediği için... Bu insanlar ek iş yapmaya çalışıyor, kimisi pazarda limon satıyor, kimisi işte çarşıda ek iş yapıyor. Herkes farklı bir işin ucundan tutmuş ama bu parayla geçinilemeyeceğini, emekli parasıyla geçinilemeyeceğini herkes çok iyi biliyor. 4.253 lira olan asgari ücretin karşısında 2.000 lira bir emekli maaşı para değildir ve bu insan ne yiyecek, ne içecek, hangi elektrik parasını verecek, hangi doğalgaz parasını verecek? Eğer kiracıysa zaten zaten işi bitmiş vaziyette. Eskiden bir sistem vardı Ali Bey. Ben bunu her zaman her yerde söylemiştim. Katıldığım tüm programlarda da söylerdim. Şimdi Türkiye'nin profilini şöyle görün. 19-20 yaşına kadar gençleri yani bizleri yetiştirirlerdi, askere gönderirlerdi ve gelirdik. Çalışmaya başlardık, evlenirdik, ailemize bakardık, anne babamıza bakardık. Ama şimdi artık sistem değişti. İster ki gençler evlenmiyor artık, o da ayrı bir o sorun. Ee, i̇ster geldikten sonra ne yaparsanız yapın, evli olun, çalışın vesaire. Ama yine annenin babanın gücüne ihtiyacınız var. Yani bugün 70 yaşına, 80 yaşına gelmiş bir annenin babanın emekli maaşıyla geçinen bir nesil var. Ve bu nesil öyle bir noktaya gelmiş ki iş arasa da bulamıyor, üretmek istese üretemiyor. Çünkü saha yoktur, çünkü sanayi yoktur, çünkü tarım yoktur. Yani bu parayla geçinme şansı ihtimali yok. Hep Avrupa Avrupa diyoruz ama yani arkadaşlarımız veya insanlar gidip görmedikleri için oradaki standartlarına Türkiye'deki standartlar birbirine karıştırıyor. Bugün oradaki bir emekli aldığı maaşından orada rahatça yaşayabiliyor. ...ve Avrupa'daki arkadaşlarımız... gurbetçilerimiz özellikle... ...ya diyorlar cennet vatanı kıymetini bilin... ...tamam cennet vatanı kıymetini zaten bilelim... ...bilmeliyiz de kesinlikle... ...ama sen niye gelmiyorsun madem... ...cennet vatana... ...ya yani niye kalıyorsun orada... ...çünkü niye orada... ...yaşam standartı Türkiye'nin... ...çok çok 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 üzerinde... ...ve sosyal devlet... Evet, ...kesinlikle... ...yani kesinlikle. hiçbir şekilde vatandaşını e, mağdur etmiyor... ...ama işte... E, Ülkemizde maalesef işte bu kış günlerinde, bu soğuk günlerde insanların elektrikleri kesiliyor, doğalgazları kesiliyor. Bir şekilde işte ev sahibi ben daha fazla kiraya vereceğim diye evini kiracısını çıkarmak durumunda kalıyor. Ali Bey biz bazı bir yerlerde hata yapıyoruz. Yaptığımız bence hata peygamber efendimiz bile diyor ki idim içinde olsa da git ara bul diyor. Şimdi biz gittiğimiz bölgelerde hangi ülke olursa olsun artısını değil, eksisinin peşine koşuyoruz. Eğer ülkemizin artıları, buradaki eksileri kapatabiliriz. Ama e, biz ne yapıyoruz? Olumsuzlukların peşinde koşuyoruz. Başından beri söylüyoruz, üreten bir ülke olmak zorundayız, eğitimli bir ülke olmak zorundayız. Bu sorunlardan ancak böyle başa çıkabiliriz. Ee, bir de hükümetlerin, gelen hükümetlerin e, kamudan, devletin imkanlarından ellerini çekmeleri gerekiyor. Riyakat çok önemli bir şey. İşte bir yere müdür amir geliyorsunuz, kamu görevlisiniz. Parti insan olmamanız gerekiyor. Partizan olmamanız gerekiyor. Şeffaf olunması gerekiyor. Şeffaf olunamadığı için de bu sefer üretilemiyoruz, sağlıklı kararlar alamıyoruz. Geldiğimiz nokta öyle bir kör noktaya dönmüş ki e, nereden bakarsanız ki yakında seçim var. Gelen hükümetlerin Allah yer ve yardımcısı olsun diyorum. Kolay değil. Büyük bir yıkımın karşı karşıyasındayız. Şimdi bunu düzeltmek de kolay olacağını da düşünmüyorum. Ama e, Cumhurbaşkanımızın şöyle bir söylemi vardı. En son e, cumhurbaşkanlığı seçiminde verin bana yetkiyi e, görün bak işte bu sorunlar nasıl çözülecek demişti ve e, en büyük e, sorunlarından biri de ekler ayrılığıydı biliyorsunuz. Yani biz ne çektiysek bu ekler ayrılığından çektik demişti. yani ekler ayrılığı dediğimiz nedir? İşte yasama yürütme yargı. Ben bu ülkeyi bir şirket gibi yöneteceğim, ve çok güzel yöneteceğim demişti. Şimdi geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sizce e, yeterli bir şekilde bu ülkeyi yönetemiyor mu? Yani yönetilmiş olsaydı sizce bugün bu noktada olur muydu? Karar sizde. Yargı sizde. İşte e, yürütme sizde. Peki nasıl bir sağlıklı karar almayı bekliyoruz? Denetim yok. Ve güçlendirilmiş parlamenter sistem olmaz işe şayet bu böyle gidecek. Yani bir mülki amir veya idari amir kendini yasa göremez. Kanun göremez. Cumhurbaşkanının aldığı her karar doğru diye bir şey yoktur. Eksik de olabilir, hata da olabilir, yanlış da olabilir. Biz de Sosyal demokrata yani e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, özellikle hep şunu söyledik yıllarca. Demokrasi, çoğulcu demokrasi, katılımcı demokrasi olsun istedik. Şimdi düşününsene e, benim şirketlerimden bir tanesi profesyonel yönetim yapıyor site iş yerlerinde. E, şimdi basit bir sistemine gideceğim. Yüz dairelik bir binada oturduğunuzu düşünün bir tane yönetici var. Bu yönetici her türlü alımı, satımı, kararı kendi başına göre verdiğini düşünün. 99 daire de karışamıyor. Peki sizce burada sağlıklı bir yönetim var mıdır? Yoktur. İki de bir her ay aydatınıza zam geldiğini. İşte ekstradan e, demirbaş giderlerinizin olduğunu düşünün. Otomatikman ne çıkar karşınıza? Büyük maddi güçler çıkar, masraflar çıkar, sorunlar maliyetler yumağı çıkar. çıkar. Ve sorunlar çıkar. E burada sorun amaç nedir yöneticilikte? Çözüm odaklı insan olmaktır. Çözüm insanlarısınız çünkü. Şimdi her şeyi siz bilemezsiniz. Bugün işte e, Cumhurbaşkanlığı noktasında yani e, bilinebileceğini düşünmüyorum. Bırakın demokrasi karar versin buna. Bırakın meclis karar versin. Peki bunu. Cumhurbaşkanlığı e, hükümet sisteminin artıları ve eksileri... Ya demiş söylediğim gibi yani ben hiçbir artısı olduğunu düşünmüyorum. Nedir? Bürokrasi hızlandıracaktı. Her türlü karar hızlı bir şekilde alınacaktı. Hantallaşmış yapı yok edilecekti. Ama aksine daha hantallaştığına inanıyoruz. Aksine ee, daha birçok şeyin yavaşladığını görebiliyoruz ve yanlış kararlar alınıyor. Şimdi tartışılmadıktan sonra bir sorunu, bir problemi tartışmadığınız zaman doğruyu bulma şansınız yoktur doğruyu bulabilmeniz için çoğunluk dediğimiz sistemi, parlamenter sistemi getirmeniz gerekiyor. Evinizde bile bir koltuk alırken kendi başınıza bir koltuk alabilir misiniz? Eşinize sorarsınız, çocuğunuza sorarsınız. Ve buradan çıkacak renk, model, şekil nasıl ise ona göre bir koltuk alırsınız. Ama bir insanın sadece idaresine bir ülkeyi veremezsiniz. Zaten imkansız olduğunu da burada görebilirsiniz. Bir insan her yere yetişemez. 80 milyon nüfusu olan bir ülke, 81 işte vilayeti olan bir ülke, köyleri, kasabaları, şehirleri, beldeleri hesapladığınız zaman o imkanı yoktur. Her şeye siz karar ver. O zaman yanlış yapma ihtimaliniz çok çok yükseliyor. Ama işte bakanlar var, danışmanlar var. Ya daha doğrusu danışmanlar ordusu var diyelim. Yani e, bunlar kendi aralarında mutlaka ve mutlaka istişare ediliyordur. Şimdi <laughs> o da güzel bir soru. Ee, riyakat dediğimiz olay yine burada gündeme geliyor. Gerçekten danışmanlarımızı biz gerçekten danışmak için mi alıyoruz? Yoksa sadece istihdam etmek için mi alıyoruz? Gerçekten danıştığımız insanlar. Örnek veriyorum tarımda danışacağımız insan kimdir? Bence en kötü ihtimal tarım mühendislerimizdir. İşte ziraat mühendislerimizdir. Ama siz danışmanlarınızı Ziraat Odalarıdır. Tabii sivil toplum örgütleri vesaire sayabiliriz. Ama siz bunları yok sayıp bir karar alıyorsanız hata yaparsınız. Riyakattan uzak olursanız hata yaparsınız. Yıllarca gördük. A şey bakanının danışmanı B bakanının danışmanı hiçbir alakası yoktur. Neden? İşte siyasi olaylardan dolayı yani yakınlıklardan dolayı ailevi yakınlıklardan dolayı bu adamlar danışmanlık yapıyor. Şimdi Ali Bey şöyle bir baktığımız zaman bu günkü sistem bence hiç doğru bir sistem değil. Yani halkımıza da bunu anlatmak gerekiyor, göstermek gerekiyor. Her şeyi siz bilemezsiniz. Bilme şansınız, ihtimaliniz yok. Sizin atadığınız amir veya müdür idareci Size yanlış yapıyorsunuz deme şansı var mı? Ertesi Mümkün değil. Görevden alındı. Mümkün değil. Şimdi yargıda eğitimde e, ekonomide bakın gördük işte. İstifa yani, sistemi de yok öyle bir şey ki yani. Merkez Bankası'nın dokunulmaması gereken özel bir kurum sonuçta. Tabii. Özelliğinde saygı duyulması gereken bir kurumda 3 ay sürmüyor 4 ay sürmüyor e, görevden alınma oluyor. Ama eğer ki bıraksak kendi kendisine belki düzelecek. TÜİK en basit örneğini verelim. Yani TÜİK gerçekten kendi inisiyatifine göre mi açıklama yapıyor yoksa verilen sonuçlara göre mi açıklamayı yapıyor? Gelecek kaygısı var, siyasi kaygı var, ee, endişe var. O zaman burada doğru bir yorum alamazsınız. Doğru bir sonuç alamazsınız. Ve sonucunda da alamıyoruz bu sonuçları. Ben e, çok doğru olduğunu inanmıyorum. Demokratik sistemin, demokrasinin yaşanması gerektiğine inanıyorum. Ve o yüzden de e, çoğulcul demokrasiye geçilmesi gerekiyor. Peki e, Adem Bey e, şimdi tamam bir sürü sıkıntılar var, sorunlar e, anlatıyorsunuz ama 20 yıldır iktidarda olan bir hükümet var. Yani halk yani bu hükümetten memnun olmasa 20 yıl destekleyebilir mi? Nasıl destekleyebilir bunu? Yani bunun altında yatan gerçekler ne? Öbür taraftan işte diyorsunuz biraz önce işte demokrasi diyorsunuz, liyakat diyorsunuz, işte Cumhuriyet Halk Partisi sürekli bunları gündeme getiriyor diyorsunuz. Peki muhalefette mi bir yetersizlik var? Yoksa halk gerçekten memnun mu? Evet. Yani bunun altında yatan neden ne yani? Ya sonuçta işte örneğin işverensiniz memnun olmadığınız bir elemanı işten çıkarırsınız. Veya işverensiniz bir eleman sizden memnun değilse basar istifayı çıkar. Evet. Yani sonuçta patron vatandaş onu demek istiyorum. Ya işte ama o vatandaşın konuşma hakkı yok, kalmadı. Yani Türkiye'de işte e, anam ağladı diyen bir vatandaşı al anana git diyebiliyoruz. İşte ekmek bulamadım ye. diyen bir vatandaşa nankörlük gitmeyin diyebiliyoruz. Yani bir yerlerde bir sıkıntı var. Yani e, bu da şu. Halk evet seçendir. Ama seçilen seçildikten sonra halkı tanımıyor. Ama tekrar seçiyor. Ama tekrar seçiyor. İşin tuhaf tarafı şu. Takım tutar gibi parti tutuyorsun. Mesela Sivas'ta beş tane milletvekilimiz var bizim. Yani çoğu vatandaşımıza sorun. Ne milletvekilini tanır ve de o milletvekilinin hangi parti olduğunu bilir. Ama oy verir. Kime verir? Lidere verir. Lidere verir. Demek ki e, vatandaş oy verdiği parti veya milletvekilini tanımıyor. Liderin boyuna posuna göre de veriyor. Bazen konuşmasına göre de veriyor. Fikirlerine göre de veriyor. Hatırlarsanız Cem Uzan kontur dağıtarak yarım ekmek dürümle neredeyse barajı aşıyordu. Yüzde sekiz mi yüzde dokuz almıştık. Yani, değil şimdi mi? Yani, evet. böyle bir baktığınız zaman e, vatandaş olarak sizi sizin seçtiklerinize hesap da soramıyorsunuz. Bugün medyada olsun sosyal medyalarda olsun yorum yapamıyorsunuz hemen yargı Evet hakaret etmeden, kişisele inmeden ben eleştirebilmeliyim, eleştirme hakkını kullanabilmeliyim. Benim çocuğum bile beni eleştirebiliyorsa ben de oy verdiğim iktidarı, hükümeti eleştirebilme e, noktasında hakkına sahip olmalıyım. Evet 20 yıldır bu insanlar yönetiyorlar. Veya sorgulamalıyım. Ya Tabii ki yani en yani doğal hakkınız değil midir? Yani e, bir oy veriyorsunuz. O verdiğiniz oyun sayesinde bir parti iktidar oluyor. Ama siz bırakın milletvekilini bugün örgütlerine bile insek bir il başkanına bir ilçe başkanına soru soramıyorsunuz. Yani burada bir tezat var. Dediğiniz gibi asıl patron halktır. Halkın iradesi neyse söylemleri neyse. Ona göre yönetilmesi gerekiyor. Ama halkın iradesi yok sayılmış bir noktadayız. Şimdi bu, şekilde, bu çerçeveden baktığımız zaman karşımıza şu çıkıyor. Evet 20 yıldır yöneten bir yönetim, bir hükümet var. Halk niye tercih ediyor bunu? Halk gerçekten emin olabilirsiniz. Bazı kavramlar vardır. İşte düşünce ve fikirlerine göre, siyasi bakış açılarına göre tercihlerini yapıyor. Ha bu özellikle tercihlerde hata mı yapılıyor? Bence bunu sorgulamak gerekiyor. Çünkü bir insanın inancı, dini ne olursa olsun işte mezhebi, ırkı buna göre seçim yapılmaması lazım. Ama Adem Onun Bey ellere teslim edilmesi gerekiyor. Çok özür dilerim Adem Bey. Şimdi e, inancı, dini, mezhebi, meşrebi e, fark etmiyor. Çünkü evet. örnek veriyorum işte elektriğe yüzde 117 zam geldi. Şimdi bu elektriğe yüzde 117 zam gelirken ya kardeşim işte sen bana oy verdin senin elektriğini ben yüzde 50'ye düşürdüm. Veya öbürüne sen bana oy vermedin yüzde 117'den ben senin faturanı keseceğim. İşte öbürüne sen bana daha yakınsın işte sana zam yapmıyorum deme gibi bir lüks de yok ortada. Evet ya bu güzel bir Yani deyiniz. herkes etkileniyor demek istediğim. Şimdi yüzde yüz katılıyorum. Bazen sosyal medyayı takip ederken bakıyorum vatandaşın bir tanesi yorum yapmış. Ben size oy verdim niye benim elektrik faturam fazla geliyor diyor. Dediğiniz gibi yani oy verip vermemenizin bir anlamı yoktur. Herkes bu gemide ve bu gemi batarsa herkes batmış olacak. Ama işte insanlar bunu görmüyorlar. Yani burada görmedikleri nokta kendilerine de zarar geliyor nasıl diğer insanlara zararı oluyorsa, alınan kararların, tercihlerin yanlış ol oluyorsa burada biz de etkileniyoruz bundan. Ama bunu ne zaman anlıyorlar biliyor musunuz? İğneyi başkasına, çuvalısı kendisine batırdığında anlıyor. Yani halk artık şunu görmeli. Aldığı karardan, verdiği oydan sorumlu ve mesuldür herkes. Ve o verdiği oyun karşılığını alıyor bugün. Ama bugün bu zamları işte ikinci sınıf insan konumunu yerine konmayı hak etmiyor. Ötelenmeyi hak etmiyor. Al ananı git denmesini hak etmiyor. Ama biz insanlar olarak sorgulamak zorundayız. Yani verdiğimiz oyun gerçekten değerinde mi yerinde mi kullanıldığını bilmek zorundayız. Ama maalesef ee, bazen siyasi güç yasaları da kontrol ettiği için insanlar konuşamıyor. Endişeli. Bugün yorum dahi yapamıyor, eleştiri dahi yapamıyor. Ertesi gün acaba cezaevine mi gideceğim, savcılık mı ses, sesleyecek, soruşturma mı geçireceğim endişesine korkusunda. Yani geçmiş hükümetleri görüyoruz, başkanları, genel başkanları, cumhurbaşkanını, başbakanlarını gördük. Nice espriler içerisinde eleştirildiler ve hoşgörüyle karşılandı. İşte biz demek ki en önemli şey hoşgörümüzü kaybettik, sevgimizi kaybettik. Bizi sorgulayın deme özelliğimizi kaybettik. Dört tane siyasi parti lideri bir araya gelip açık oturumu yapabiliyordu. Konuşabiliyordu, yanlışları tartışabiliyordu. Ama bugün bunu yapamıyoruz. İşte bir e, muhalefet partisi liderine bir çocuğu çıkartıp veya işte bir başkaları tarafından her türlü hakaret yaptırılabiliyor. Yani bu dünya, bu ülke kimseye kalmaz. Bu hükümetlerde, bu devlette de kalmayacak. Yanlışın neresinden dönersek kar, kardır mantığını güdürmesi gerekiyor. Halkın ekonomik olarak refaha, huzura erdirebilecek bir yapının gelmesi gerekiyor. Demin de söyledim, ben sosyal demokrat bir insanım. Ee, Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ve e, şuna inanıyorum, Millet ittifakı, halkımızın bu zamana kadar hem ekonomik hem e, sosyal olarak tüm sorunlarını çözeceklerine inanıyorum. Oraya gelecektim zaten ben de. E... Şimdi geçmişte biraz önce söylediğiniz gibi geçmişte e, parti liderleri iktidarda olsun, muhalefette olsun en azından bir araya gelirlerdi. İşte bir televizyon stüdyosunda bir araya gelirlerdi. Herkes e, eteğindeki taşı dökerdi, Dağarcığında ne varsa ortaya koyardı. Yani bunu genelde ne zaman yaparlardı? İşte seçim önceleri yapardı veya işte normal zamanda işte bir moderatör e, yönetiminde çıkarlar konuşurlardı. Dertlerini anlatırlardı vatandaşa. Vatandaş da ona göre e, tercihlerini yapardı. E, bu geldiğimiz noktada şimdi altı e, tane e, siyasi parti genel başkanı bir araya geldiler. E, Millet İttifakı adı altında. Gerçi bunların iki tanesi daha henüz ittifaka girdi mi girmedi mi e, bunu bilmiyoruz ama Altı kişi bir yuvarlak masa etrafında toplandılar. Biraz önce söylediğiniz gibi güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında tekrar bir araya geldiler. Ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Peki bu yapılan çalışmalar bu memleketin biraz önce saymış olduğunuz sorunları, sıkıntıları çözmeye yetecek mi? Çünkü... Bir araya gelen partiler e, baktığımız zaman bu partilerin asla ve asla bir araya gelemeyecek insanlar, e, yani siyasi görüş olarak bir araya gelemeyecek insanların bir araya geldiğini ve ortak noktalarda e, buluştuklarını görüyoruz. Peki bu ortak paydalar içerisinde e, iktidara geldiklerinde yani muhalefet e, iktidara geldiğinde Millet ittifakı yani bir saattir konuştuğumuz konuların çözümüne ulaşabilecek mi? Ama bir şey daha söylemiştiniz. O kadar işler çığırından çıktı ki gelecek hükümetlerin gerçekten işi çok zor demiştiniz. Evet. Bu altı lider bu sorunları çözebilecek mi? Evet. Yani bu konuda sizin görüşünüz ne? Tabii ki diğer liderler adına tabii ki bir söz söyleme durumunda değilsiniz ama. Yani demin de söyledim belirttiğim gibi aynısını söylüyorum yine şimdi altı partinin liderinin bir araya gelmesi bence Türkiye'de gelecek için umut demektir. Yani burada bir liderin kararı değil liderlerin kararı ve tabanın kararı halkın tabanı olmuş olacak ve insanlar artık bunu özlediler gerçekten de birileri hangi düşünceden olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun, hangi fikirden olursa olsun, bu insanların, Türkiye'nin, vatandaşlarının, halkının geleceği için kaygılandığını görüyorlar. Endişe duyduklarını görüyorlar. Dikkat edin, işte bugün de akşamüstü gelirken de baktım haberlerde, Sayın Dev Devlet Bahçeli artık adayınızı çıkartın diyor. Adayın kim olup olmadığı önemi yoktu bu, bu masada. Bu masanın içerisinde de çıkabilir, dışarıdan da çıkabilir. Önemli olan Türkiye'ye huzuru, barışı, kardeşliği, refahı e getirebilecek bir yapının bir Cumhurbaşkanı adayının çıkması lazım. Ya işin ilginç tarafı hala kendileri adaylarını koymamışlar ortaya. Kim koymadı? Yani Cumhur İttifakı'nın bugün adayını Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli diyor ki bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Ben daha Cumhurbaşkanı'nın ağzından ben adayım diye bir kelime duymadım. Ama Millet İttifakı'nın yani altı kişilik oluşan bu masanın etrafındaki insanların adayı merak ediliyor. Ben e, görünen köy kılavuz istemez diyorum. Bizim adayımız halkçı olacak. Ümit bizim Ö adayımız milliyetçi olacak. Ümit Özdağ da Mansur Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a işte bizim adayımız da Mansur Yavaş dedi Ümit Özdağ da. Evet. Yani birilerinin bizim adayımız işte Adem Bey demesi değil de yani kişinin çıkıp ben adayım demesi lazım. Onu mu demek istiyorsunuz? Ya öncelikle şu olması gerekiyor. Ee, biz parti terbiyesi alıp için hep şunu biliriz. Bizde görev alım e, görev alınmaz istenmez. Görev verilir. O altı masada altı kişilik oturan masada da insanlar da birilerine görev verecekler. Onlara da o yetkiyi taban verecek, half verecek. Benim adayım şu olsun diyecek, dürüst olsun birincisi, namuslu olsun. O konuda bir çalışma var tabii ki şu anda var, değil mi? Var tabii kesinlikle var. Devletçi olsun, milliyetçi olsun, halkçı olsun, layık olsun, devrimci olsun diyecek. Yani bizim adayımız ülkeyi herkesi kucaklayacak bir aday olsun. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle ve diğer partilerde de bu altılı masada gördüğümüz zaman buradan çıkabilecek her lider bir cumhurbaşkanı adayıdır o kapasiteye, o yetkiye sahip insanlardır. Ama doğrusunu bulmak lazım. Halkın da sevebileceği, kaynaşabileceği Ama bu cumhurbaşkanlığı yani. hükümet sisteminde de bu cumhurbaşkanında öyle yetkiler var ki yani tabiri caizse bilmiyorum <laughs> Bu yetkiler gerçekten insanları etkiler. Çok etkileyecek bir yetkiler etkiler. var. Yani onun içinde bu yetkilerden bu makamdan vazgeçebilecek gerçekten toplum yararına bir şeyler yapabilecek lider lazım. Bu çok önemli. Şimdi Ali Bey zaten yani bu burada bulunan tüm liderlerimizin hepsinin tek bir söylemi var. Parlamenter sistem. Yani ilk fırsatta Cumhurbaşkanı seçimi olduktan sonra parlamenter sisteme dönüş olacak. Yine halk bakanını, yine işte milletvekilini, yine liderini, işte başbakanını, cumhurbaşkanını seçecek. Yani önemli olan nokta bu. Bir gücü bir yerde toplamayacak, gücü dağıtacak. Eğer gücü dağıtmazsak bugünkü noktada devam ederiz. O sebepten ince dokunup sık elendiğine inanıyorum. Dün Ankara'daydım mesela aynı konular, aynı şeyler tartışılıyor, konuşuluyor. Ama ben gerçekten de ülkemiz açısından hayırlı şeyler olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı adayımız bugün, yarın illaki açıklanacak. Bu Mahsur Bey de olabilir, Ekrem Bey de olabilir, Kemal Bey de olabilir, Temel Bey de olabilir, Meral Hanım da olabilir. Kim onu olup olmadığı isimlerin bence çok anlamı manası yoktur. Önemli olan bugünkü Türkiye'nin ekonomi içinde bulunduğu ekonomik sorunları, sosyal sorunları, bir noktada toparlayıp çözüm üretebilecek liderlere ve ekiplere, kadrolara ihtiyaç var. O liyakata vardır. sahip birinin olması lazım. Kesinlikle, Bu çok çok önemli. Kesinlikle. Yani hiçbir şey şöyle bir baktığımız zaman 20 sene önceki söylemleriyle 20 yıl sonra sonraki söylemin aynı olması gerekiyor seçilecek cumhurbaşkanı. Ben 46 yaşındayım. Dönüp şöyle bir tarihte geriye doğru baktığım zaman ülkede ilerleme yoktur. Herkes diyor ki işte ya nereden nereye geldik. İşte yollar yapıldı, köprüler yapıldı. Ee, işte şu yapıldı, bu yapıldı ama kimse şunu söylemiyor. O köprüden geçmeyen insanlar para ödüyor. O yollardan geçmeyen insanlar para ödüyor ve yıllarca ödeyecekler. Doğmamış çocuklarımız borçlu Ali Bey. Devletin imkanlarını, fırsatlarını kullanmayıp dışarıya bağımlı hale getiren bir lider istemiyor artık ülke. Doğru kararlar vermeli. İstişareler kurulmalı. Örnek veriyorum Sivas için ne yapılabilir? Ne bileyim bir hastane daha yapılabilir. Bunun kararını Sivas verebilmeli. Sivas için bir fabrika yapılmalı. Bunun kararını sivas verebilmeli. O yüzden de ülkeyi yönetecek insanların nasıl oluşacağına da halk karar vermesi gerekiyor. Halkın verdiği kararın doğru olacağına inanıyorum. Yani dolayısıyla e, Millet İttifakının e, gelecek dönemde e, bu içinde yaşadığımız olumsuzluklarına göz önüne alarak mutlaka ve mutlaka e, liyakatlı bir sistemde e, liyakatlı kişilerle ülkeyi yöneteceğine inanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle inanıyorum. E, bu, doğ, bu yolda da doğru bir yolda olduklarını görüyorum. Artık bizim gerçekten riyakat sahibi, ehliyet sahibi insanlara ihtiyacımız var. Aksi takdirde ilk ülkenin geleceği bir insanın iki dudağının arasında olmaması lazım. Yani bir vatandaşımız diyor ki daha doğrusu bir köylümüz sabaha kadar uyuyamıyorum. Acaba sabaha kadar ne kadar zam gelecek? Ne kadar hayat pahalanacak endişesini yaşamak istemiyorum diyor. Sadece zamlar kurlarla alakalı değildir Ali Bey gündemle alakalıdır. Adaletle alakalıdır. Gazetecilerin sorgusuz sualsiz cezaevlerinde yatmaması gerekiyor. İşte konuşan insanların yar bir an önce cezaevlerine atılıp iş e yargılanmaması gerekiyor. O yüzden biz vicdanı hür, beyni hür insanlara ihtiyacımız var ve fikirlere, zihinlere de zincir vurulmaması gerekiyor. Bakın o zaman birçok kendi iş kendi kendine düzelecek. Bir de birçok şekilde sorunlarımız çözüldüğü gibi ekonomik sorunlarımız da çözülecek. Ama eğer ki kendimizi sadece e, bu sistemin içerisine bırakırsak, çoğulcu demokrasiye sahip çıkamazsak ve getiremezsek e, ekonomik manada ve sosyal manada ben çok parlak gelecek göremiyorum. Ve bu sadece kendi çocuklarım için değil, işte ülkede yeni doğacak doğmuş olan işte bugün okula giden. Ee, ...geleceği bekleyen insanlar açısından üzülüyoruz. Belli bir yaşa gelmişiz. Belki tabi Allah bilir ne kadar yaşayıp yaşamayacağımızı... İyi kötü biz birçok şeyi gördük. Bazen e, küçük kızım diyor, baba diyor... ...ne güzel zamanda yaşamışsınız siz diyor. 19 Mayıs bayramlarını görmüşsünüz. 23 Nisan'ları görmüşsünüz. İşte anlatıyorum geçmişi. Anlattığım zaman böyle e, özlemle bakıyor haset ama yani. ama bu bayramlarda <laughs> ne kadar yasaklanmış olsa da yani yasaklanmış derken yani devlet erkanının bu bayramları e, kutlaması kaldırılmış olsa da vatandaş bayramlarına sahip çıkıyor. Kesinlikle yani Atatürk'ün e, emanetlerine elinden geldiğince mümkün mertebe sahip çıkıyor ve bunu içtenlikle kutluyor. Kısaca başkanım e, siz biraz önce de söylediğim gibi özellikle ilçelere de çok gezen ziyaretlerde bulunan birisiniz. İlçelerde özellikle bu vatandaşlar veya ilçe örgütlerinin en çok muzdarip oldukları konular neler? E, yani süremizi de <laughs> biraz aşıyoruz. Yönetmenin de beni sıkıştırıyor. Kısaca bundan da bir bahsedersek başkanım e, toparlayalım bu şekilde programı. Yani e, yıllardır var olan aynı sorunları konuşuyoruz. Bu sorunları nasıl bertaraf edeceğimizi, bu sorunların nasıl üstesinden geleceğimizi tartışıyoruz. <laughs> yani bu sorunların dediğim gibi hep beraber el ele vererek gerçekten güzel bir ülke kurabilmenin e, yollarını aramak zorundayız. Çoğaltılmış, çoğaltılmış demokratik sistemi getirmeliyiz. İnsanların sorunlarını yok etmeliyiz. İlçelerde evet geziyorum. Herkesin derdi, sorunu zamlar. İşte enflasyon, geçim sıkıntıları bunlar. Ve bunların üstesine gelebilmenin tek bir yolu var Ali Bey. Yani bu sadece ilçeler ve köyler bazından değil. Şehirde de aynı sorunlar var. Üretmeliyiz. Artık üreten bir ülke haline gelmeliyiz. Köylerde insanlar kalmamış bakmayın. Yani 100 hanelik bir yerde 30 hane var. 30 hanelik bir yerde 5 hane var. 20 hanelik bir yerde 3 hane kalmış. Birisi köylüyü. Geri o kalanlarda ebeveynlerdir muhtemelen. Kesinlikle, Gençler yine kesinlikle. yoktur. Birincisi köylüyü, gerçekten köylüyü ve gençleri özellikle tarımla birleştirebilmeliyiz. İşte Tunceli Belediye Başkanı'nı görüyorsunuz yani imece usulüyle dahi üretebiliyorsa biz devletin her imkanıyla neler yapabiliriz, dağları deleriz. Ee, tarımı hayata kaldırmalıyız. Tekrar ayaklandırmalıyız, üretmeliyiz. Sanayiye destek vermeliyiz, üretmeliyiz. Dışa bağımlıktan kurtulmamız gerekiyor. O kadar çok kalem sayabilirim ki size binlerce kalem dışa bağımlıyız. Her şeyimizin. Artık dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıyız. Kendi kendine yeten bir ülke haline gelebilmeliyiz. Paramız burada değer kazanması gerekiyor. İşsizlik de o zaman çözülür. Eğitim de o zaman çözülür. Ee, ekonomi de o zaman çözülür. Nedir? Üretmek. Düşünsene üretmeyen bir toplum, tüketen bir toplum. Üretim, 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 üretim. diyorsunuz. Peki Adem Bey, e, yine çabucak geçti süre. Evet, ağzınıza sağlık. Ee, ben çok ediyorum. teşekkür ediyorum size. Ee, bu ben güzel açıklamanızdan ediyorum. dolayı ama e, şimdiden bir söz alalım sizden. Bu program gerçekten yani bu süre yetmedi. İlerleyen zamanlarda e, tekrar e, bir araya gelelim. İnşallah diyelim e, daha güzel şartlarda, daha güzel e, koşullarda... ...işte insanların refah içerisinde olduğu, mutluluk içerisinde olduğu... ...ekonomisinin daha iyi olduğu ortamlarda... Tekrar Bir program yapalım sizinle diyorum İnşallah Ve bu sözü sizden almak istiyorum Kesinlikle her zaman ne zaman derseniz Yaparız görüşürüz Ben son olarak şunu söylemek istiyorum Her şey çok güzel olacak Buna inanıyorum Buna halkımızın da inanmasını istiyorum Herkesin inanmasını istiyorum Geliyor gel gelmekte olan Yani artık halkın Sözü özü Birliği beraberliği sağlayacak Huzur içerisinde, refah içerisinde, ekonomik sıkıntıları düşünmeden, yarınları düşünmeden güzel günler göreceğimiz günler emin olun çok yakında ve geliyor. geliyor Güzel günler göreceğiz çocuklar değil mi? Evet. Şarkı vardı evet. Şimdiden e, tüm Sivas halkının, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Her şeyin hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, i̇nşallah yani hiçbir köşede Türkiye'nin neresinde olursa olsun, ihtiyacı olan, karnı aç olarak yatağa girmeyen insanların olacağı bir Türkiye diliyorum. Ve herkesin huzur ve refah içerisinde yaşamasını temenni ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim bir genel gündem programının daha sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili aday adayı iş insanı Sayın Adem Demir idi. Adem Bey Bey'le işte gündemdeki konuları değerlendirdik. Sıkıntıları değerlendirdik önümüzdeki e, olası erken seçim baskın seçim veya olağan seçim halinde işte millet İttifakı neler yapabilecek ne olabilecek işte ülkemiz e, neyle karşılaşacak e, bunları değerlendirmeye çalıştık e, biz yine programı her zaman olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle e, kapatalım. Ey efendiler, sorgulamayan insan cahildir, sorgulatmayan ise zalimdir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz de sormaya, soruşturmaya, araştırmaya devam ediyoruz. Bir sonraki genel gündem programında tekrar birlikte olmak umuduyla sağlık, sevgi, güzellik ve mutluluklar içerisinde kalın. İyi akşamlar.